Üsküdar Üniversitesi televizyon ekranlarından bir kez daha merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkında sizlere bilgiler aktarmak istiyorum. Öncelikle konumu sizlere takdim edeceğim. Hocamız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Şefik Dursun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hocam şimdi 26'sına kadar önemli bir dönem. Malumunuz öğrenciler bu tanıtım döneminde üniversiteler hakkında evet webden bilgiler alıyorlar veya kulaktan kulağa da bilgiler alıyorlar. Araştırıyorlar ama sonra da gelip hocalarla ve hatta öğrencilerle konuşmak istiyorlar. Fiziksel imkanlara bakmak istiyorlar. Şimdi de bu süreçteyiz. İsterseniz buradan söze başlayalım. Tabii tercih son derece önemli. Evet. Yani Üsküdar Üniversitesi'nin de buna önem verdiğini sloganlarından görüyoruz. Tercih hayatımızın geleceğini belirleyecek olan aklımızı kullanarak oluşturduğumuz bir durum. Dolayısıyla Üsküdar Üniversitesi'nin tercih edilmesinde öğrencilerimiz neleri önemsemeli diye düşündüğümüzde bir defa okulun 5 yıllık dönemi olmasına rağmen kapasitesinin büyümesinin, ivmesinin, büyüme hızının göz önünde bulundurulması ve bu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için düşünüldüğünde gerek eğitimin teorik ve uygulama kısımlarının imkanları, altyapı imkanları, akademisyenlerinin varlığı ve mezunlarının son derece önemli. Piyasada iş bulma imkanlarının Üsküdar Üniversitesi'ne has, Üsküdar Üniversitesi'nin oluşturduğu havaya uygun, vizyona uygun bir yerleşme kapasitesinin olduğunu görmeleri, ifade edilmesi bu arada tanıtımda son derece önemli. Son derece önemli. Çünkü evet Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çok sayıda program var. İkinci öğretimler de var. Tabii merkezi bir konumda olmasından dolayı da öğrenci sayısı oldukça yüksek. Ancak öğrencilerin geldiği zaman laboratuvarları da görmesi veya kampüs hakkında bilgi alması da bir taraftan gerekiyor. En önemlisi hocalarla yani ders alacakları hocaları birebir görmeleri de çok önemli. Evet. Zaten burada sizlerle de bütün yıl boyunca direkt olarak görüşebiliyorlar değil tabii mi hocam? Yani tabii. Bilgi almak istedikleri tabii. zaman, başvurmak istedikleri zaman. Gerek bizzat gelerek gerekse e-mail yoluyla sorunlarını bize ilettiklerinde biz onlarla diyalogumuzu kuruyoruz. Üsküdar Üniversitesi'nin çok güzel bir şeyi de var. Mesela çözüm merkezi olarak öğrencilerin sorunlarını anında herhangi bir yazışmaya gerek olmaksızın anında ilettiği bir merkez var ve bu merkezin de bize hemen aktarmasıyla biz sorunlar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Stratejimiz şu, sorunları bekletmeden çözersek ileride sorun yumağı karşımıza çıkmaz. Şimdi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun tabii teknolojiye dayalı, daha çok uygulamaya dayalı. Yani uygulamaya yetenekli olan öğrenciler bu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda kendi uygulama özelliklerine göre programları seçmeliler. Evet, yani çok sayıda program var. İsterseniz bunları okuyalım ama sonra da bunları yani bazıları daha çok birebir hastayla çalışılan branşlar. Bazıları daha çok cihaz kullanımı değil mi hocam? Evet. Farkları var. Evet. Şöyle geçebiliriz örneğin. Acil durum ve afet yönetimi, ağız ve diş sağlığı programı, ameliyathane hizmetleri programı, anestezi programı, biyomedikal cihaz teknolojisi, çevre sağlığı, çocuk koruma ve bakım hizmetleri, çocuk gelişimi, diş protez teknolojisi, denizci sağlığı, diyaliz programı var, eczane hizmetleri, elektronörofizyoloji, engelli bakımı ve rehabilitasyon, evde hasta bakımı, bakın saymakla bitmiyor, gıda teknolojisi, ilk ve acil yardım programı, fizyoterapi, iş sağlığı ve güvenliği, laboratuvar teknolojisi, nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği, odyometri programı var, optisyenlik, ortopedik protez ve ortez, otopsi yardımcılığı, perfüzyon teknikleri, patoloji laboratuvar teknikleri,
Ve hala devam ediyorum hocam. Radyoterapi programı, sağlık bilgi sistemleri teknikerliği, sağlık kurumları işletmeciliği, sosyal güvenlik programı, evet. Sosyal hizmetler programı, evet. Tıbbi dokümantasyon sekreterlik, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi tanıtım ve pazarlama, yaşlı bakımı, tıbbi ve aromatik bitkiler programı da yine yüksekokulunun programları arasında. Evet. Seyhan Hanım, şimdi teknoloji hızla gelişiyor. Yani üniversitelerde toplumun sorunlarını çözmek zorunda. Hafta sonunda YÖK'ün bir duyurusu geldi bize mail yoluyla. Öğretim üyelerine göndermişler. Ve Türkiye'de aşağı yukarı 10-15 yıla yakın zamandır sağlık alanında hızla gelişmeler var. Evet. Yani dünyadaki gelişmelere paralel olarak. Tabii teknolojinin gelişmesi çevre sorunlarını da getiriyor. İnsan sağlığını da etkiliyor. Hem iyi etkiliyor hem olumsuz etkiliyor. Çünkü güzel kullanılmayınca çevre problemleri oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla biz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak, Üsküdar Üniversitesi'nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak teknolojinin getirdiği imkanlardan yararlanacağız. Teknolojinin getirdiği eğer hasta sağlığı bakımından teşhis ve tedavi açısından sağlık teknikleri yetiştirmek suretiyle uzman yetiştiren Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim araştırma hastanelerinde yetişmiş uzmanlar, üniversitede yetişmiş uzmanlar, tıp fakültelerinde bunlarla hasta arasında sağlık teknikerlerini yetiştirmek zorundayız. Biz çoklarını saydınız, belki bazılarında atlamak zorunda kaldınız. Evet, gerçekten gerçekten şunu söyleyeyim. Yani şimdi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun tanıtım flamalarında aklında ne varsa Üsküdar Üniversitesi'nde var anlamında görüyoruz. Aslında evlatlarımızın, öğrencilerimizin aklında olmayan da burada var. Şunu kesinlikle söylüyorum. Türkiye'de Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bir numaradır. Kapasite açısından, teorik eğitimi açısından, uygulama açısından. Çünkü bizim bir avantajımız var. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte aynı laboratuvarları kullanıyoruz. Uygulamalarımız bu şekilde teknolojik gelişmeye paralel olarak da hem imkanlarımız nispetinde. 37 tane laboratuvar var. Laboratuvarlarda var. Sadece yüksek okulunu kullandıkları da var. Evet. Birlikte kullandığımız var. Evet. Sadece onların kullandığı var. Ama genellikle bizim kullandıklarımız var. Üsküdar Üniversitesi çarşı yerleşkesinde. Marmara'ya çok yakın. Yani ulaşım açısından da çok, çok güzel bir bina. Ve biraz önce de ifade ettiğiniz ve isimlerini saydığınız programların ki 15 bölümümüz oldu bizim. 15 bölüm içerisinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında bizim normal öğretimde 29 programımız vardı. Şimdi 37 program oldu. 8 program daha ilave ettik. İsimlerini okudunuz. Bu programlar işte teknolojik gelişmeye paralel olarak bizim ona ayak uydurmamız, toplumun sorunlarını çözmemiz ve bu topluma hizmet edecek kendi evlatlarını yetiştirmemiz. Şu anlayışla biz bu olaya bakıyoruz. Gerçekten eğitim çok önemli. İnsanı geleceğe hazırlıyorsunuz, biraz şekillendiriyorsunuz. Yani eğitim, biz eğitim deyince aslında bahsettiğim şey genellikle öğretim. Ama eğitim hem onun çocuğun şahsiyetinin problemlere sahip çıkma cesaretinin oluşmasını sağlayacak bir altyapıyı, diyaloğu sağlayacaksınız. Hem de o çocuğun ileride kullanacağı bilgileri kafasına yerleştireceksiniz. Becerileri ellerine yerleştireceksiniz. Yani bu komplike bir olay. İnsanla çalışmak ve bu bilgileri öğrencilere aktarmak, toplumun problemlerini çözecek şekilde yerleştirmek hem çok güzel bir şeydir. Ben şunu düşünüyorum. Ben şunu düşünüyorum. Bu sağlık teknikerleri her bir hastanın rahata ermesi konusunda bilgilerini kullanıp başarı olduklarında o bize de dönecek. Hem manevi olarak dönecek hem de Üsküdar Üniversitesi'ne bakın ne güzel mezunlar verilmiş denecek. Benim sektörde başarılı isimler hep Üsküdar Üniversitesi'nden mezunlar. Yani mesela elektron nörofizyoloji bölümü. Elektron nörofizyoloji Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görevlendirilen kadroları alınanların üçte birinin bizim mezun verdikten sonra üçte birini bu yıllar içerisinde Üsküdar Üniversitesi'nde oldu.
Bazen sıkıntılar duyuyordum. Mesela tıbbi tanıtımla ilgili. Tıbbi tanıtım ve pazarlamayla ilgili. Hiç öğrencilerimiz bu konuyla alakalı endişe etmesinler. Çünkü tercih, piyasanın tercihi kaliteye yönelik olarak oluyor. Hı hı. Kaliteli eğitim verdiğinizde, kaliteli mezun verdiğinizde, kaliteli sağlık teknikleri yetiştirdiğinizde size müracaat ediyorlar. Ki bir ilaç firması bana tıbbi tanıtım pazarlamadan ilk 5 öğrencinin iletişim bilgilerini vermemi istedi. Neden dedim? Biz pazarlamacı yetiştirmek için onları hazırlamak istiyoruz. Tabii. Sizin mezunlarınızı istiyoruz dedi. Ne güzel. Ben 5'i gönderdim. Sonra bir daha istediler, 10 daha gönderdim. Bu ne güzel bir şeydir. Çok güzel. Yani Üsküdar Üniversitesi'nin tercihleri öyle kuru bir tercih değil dışarıda. Öğrencilerin kalitesine bakıyorlar. Aranan mezunlar yetiştiriyor. Evet, yani hem hastayla ilişkisi hem de bildiklerini uygulayabilme yeteneği, diyaloğu. Yani elbette %100 olmaz bu başarımız ama büyük kısmı bizim mezunlarımızın piyasada iş bulma sıkıntısı çekeceklerini zannetmiyorum. Peki tabii yani iş bulabilme anlamında yüksekokul seçimi mutlaka etkiliyordur. Evet. Ama diğer faktörler nelerdir? Böyle çok kısa kısa geçecek olursak hocam, yani neden önce sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunu bir aday seçer diğerlerine göre? Sonra onun içinde programlara göre işte diş protezi de var. İşte bu sene öğrenci almıyor ama seneye alacak. Denizci sağlığı da diyor ki var. Yani bunlar arasında bu ayrımı nasıl yapar? Genel olarak. Şöyle kısa kısa değinirsek. Evet, önce aileler kendi çocuklarıyla ilgili diyalog kurarlar. Hı-hı. Yani kimisi 4 yıllık bir lisans eğitimini yapmak ister. Kimisi de 2 yıllık bir ön lisans eğitiminden sonra hayata hazırlanmak ister. Bir an önce çalışmak ister. Evet. Şimdi bu tercihlerden biraz önce bahsettiğimiz bir parametresi. Yani 2 yıllık eğitimden sonra piyasada aranan bir eleman olmak ve hayata atılmak imkanını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu veriyor. Demin de ifade ettiğim gibi benim burada sorumluluğun üstlendiğim Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu konuda en iyi eğitimi verme iddiasındadır, veriyor ve yetiştirdiğimiz öğrencilerden ve tercihlerinden, bizde artış, yatay geçiş yoluyla başka yerlerden veya başka okullardan buraya gelen öğrenci sayısı lineer olarak artıyor. Mezunlarımız da öyle. Aşağı yukarı mesela şu anda bizim 5880 öğrencimiz var. Evet. 840 tane dersimiz var. Bu 55 programı yürütebilmek için de ilave ettiklerimize birlikte 890'a çıkıyor. Bununla alakalı olarak benim şükürler olsun 50 tane yeni alacağımız öğretim elemanlarıyla birlikte 50 tane öğretim elemanım var. Ve akademik kadro çok önemli. Akademik kadro önemli. Ve biz akademik kadroyu öğrencilerimizle, çocuklarımızla iyi diyalog kuracak şekilde, onları evlatları gibi görmesi hususunda, demin söylediğim ailelerin tercihleri konusunda da burada huzurlu bir eğitim ortamı var. Öğrencilerle öğretim elemanları arasında diyalog güzel. Öğrenciler başkalaştırılmıyor. Herkese eşit davranılıyor. Huzurlu bir çalışma ortamı var. Evet, çok. Bunlar çok önemli. Tercihler konusunda. Üsküdar Üniversitesi huzurlu bir ortamı oluşturmuş. Dolayısıyla bu üretimin de kalitesini artıracaktır. Üretim elemanlarımın arasında ben birlik beraberliği sağlamak, ekip olmak üzerinde son derece hassasiyetle duruyorum. Bu önemli çünkü. O çocuk kendi problemleri varsa o problemleri ben halletmeye çalışıyorum öğretim elemanlarım. Biraz önce söylediğimiz gibi öğrenciler de gelirse benim halledebildiğim kadar, halledemediğimde arkadaşlarımdan yardım istiyorum. O zaman dediklerinizden hocam ben şunu anlıyorum. Tabii ailelerin de burada yönlendirmesi oluyor. Aile ve aday sağlıkçı olmaya karar veriyor. Sağlık teknikeri. Sağlık teknikeri. Evet. Burada buna karar verdikten sonra tabii onun karakteriyle de alakalı, işte yetişmesiyle de becerisiyle alakalı. Becerisiyle alakalı. Birçok faktör var. Evet. Sonra bu alanda iyi bir personel olabilmek için üniversiteye geliyor. Üsküdar'ı buluyor ve geliyor. Sonra bilgiler alıyor. Peki gelelim bu yeni açılan programlar dahilinde. Nasıl bir tercih yapıyor bunlar arasında hocam? Şimdi
biz takip ediyoruz teknolojik gelişmeleri. Bu gelişmeler içerisinde neye ihtiyacı var ülkenin? Hangi sağlık teknikerine ihtiyacı var? Biraz önce ifade ettiğim hafta sonu YÖK'ün duyurusunda diyor ki meslek yüksek okullarına bu zamana kadar yeteri kadar odaklanmadık. Bundan sonra ülkenin sorunlarını çözme açısından ki üniversitelerin zaten birinci görevi budur. Sorunları çözme açısından buna daha çok önem vereceğiz. Devlet de destekliyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın ilanlarında görüyoruz. Bizim mezun ettiğimiz alanlarda birçok yerlerde boşluk, boş kadro kalıyor. Yani Sağlık Bakanlığı yeterli eleman bulamıyor. Türkiye'de kaliteli, yeterli eleman yetiştirme imkanı meslek liselerinin geçmiş dönemde sıkıntıları, meslek elemanı yetiştirmenin geçmişteki sıkıntıları bugün bizi bir problemli hale getirdi. Ama şükürler olsun. Yani yönetimin, YÖK'ün, hükümetlerin şu son dönemde takındığı tavır ve bu konuda gerçekten ihtiyacımızın tespit edilip üniversitelere kolaylık sağlanması son derece önemli. Evet. Üsküdar Üniversitesi'nde bunu tespit etmiş durumda. 15 bine yakın bir öğrenci kapasitemiz var. 6 bine yakında şimdi var ve bu 8 programda ve muhtemelen yatay geçişlerle bizim 7000 program olacak. 7000 öğrencimiz olacak affedersiniz. Bu çok önemli. Bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Biz büyük olmamıza rağmen öyle küçük bir iş olmadığını da görüyoruz. Hem Türkiye'ye karşı sorumluluk, milletimize karşı sorumluluk. Bu bizi şey yapıyor. Hem heyecan veriyor. Sorumluluk veriyor. Hem de büyük bir yükün altında olduğumuzu hissediyoruz. Peki. Başardığımız zaman da mutlu oluyoruz. Tabii muhakkak. Evet. Hocam sözünüzü kesiyorum ama bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'nun Facebook sayfasından da programa ulaşılabiliyor. Buradan da sorularla bize ulaşabilir izleyicilerimiz. Şu an Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ilgili sorular varsa program bitimine kadar alabiliriz. Ardından bir diğer programla devam edeceğiz. Hatta bundan sonraki programda sağlık hizmetlerinden bir programla devam edeceğiz. Sorular varsa acil durum ve afet yönetimini konuşacağız. Ve Üsküdar Üniversitesi Kütüphanesi ile ilgili de Sayın Direktörümüzden bilgiler alacağız. Sorular varsa Facebook sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Peki o zaman Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkında konuşmaya devam edelim. Şimdi hocam dedik ki çok iyi bir akademik kadro var Üsküdar Üniversitesi'nde. Veliler ve öğrenciler el ele verdiler, araştırmalarını yaptılar. Üsküdar Üniversitesi'ne kadar geldiler. Tabii sizler de sürekli zaten takip ediyorsunuz konuyla ilgili. Hangi alanlarda daha çok ihtiyaç var? Onlara göre, kadrolara göre de belki öğrencileri yönlendiriyorsunuz. Belki bazen kafası karışmış adaylar olabilir. Birkaç program içerisinde aynı anda hepsini istiyor olabilir. Böyle daha net cevaplar isteyen öğrencilerle nasıl bir diyalog oluyor hocam? Şimdi tabii burada parametre ne olur diye ben de düşündüm. Yani kendimizi anlatabilmemiz açısından, ülkenin ihtiyaçları açısından, okulun mezun ettiği öğrencilerin sayısı açısından. Çocuklara yön verici olabilir diye düşündüm. Mesela ilk ve acil yardımdan biz aşağı yukarı bu zamana kadar 550 öğrenci mezun etmişiz. Bunun Eylül ayı itibariyle 600 olması ve birinci sırada bizim mezun ettiğimiz öğrencilerin. İkinci sırada tıbbi görüntüleme var. Yani radyolojik görüntülemelerin ve tıbben insan organ faaliyetlerinin veya durumunun tespiti açısından tıbbi görüntülemede teknisyen olarak yetiştirecek olan öğrencilerden aşağı yukarı 500 mezun etmişiz. Yani ilk 3 sırada bir de çocuk gelişimi var. Çocuk gelişimi. Buna biz çocuk korumayı da ilave ettik şimdi bu programla birlikte. Tıbbi görüntüleme, radyasyon, radyoterapi bir eksiğimiz de var ve üniversitelerde ve nükleer alanlarda çalışmak üzere nükleer teknikerlik bölümü var. Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği var. Değil mi hocam? Evet. Bahsettiğimiz. Tabii biz radyoterapi bölümünde radyoterapi teknikeri yetiştiriyoruz. Yani radyoterapi ana bilim dalında hastalarda tedavi için kullanılan
ışınların, dozların hesaplanmasında, hekime yardımcı olacak aletlerin kullanılmasında insanları yetiştiriyoruz. Ama artık sağlık alanında gerek teşhis gerek tedavi açısından radyoaktif maddelerin de kullandığını biliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan nükleer tıp ana bilim dallarında nükleer tıp tedavisi sırasında hastaya bu konuda doz ayarlanmasını hekime yardımcı olacak şekilde burada çevreyi de korumak gerekir elbette. Çevre bilgisine sahip o şekilde yetiştirdiğimiz becerisi güzel bu tür işlerden de hoşlanan kişilerin tercih etmesini öneririz. Bu evet, yani tabii detayları orada öğrencilere veriyorsunuz. Evet, programın orada neler tamamen yapacak? Yani bir gününü nasıl geçirecek? Evet, şimdi şey var Seher Hanım, biz tıbbi laboratuvar teknolojisi var. Bir de ilave ettiğimiz laboratuvar teknolojisi var. Ya biz tıbbi laboratuvar teknolojisinde bir mesafe kat etmişiz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz tıp fakültelerinde, hastanelerde kullanılan cihazların bakımı, onarımı ki biyomedikal cihaz teknolojisi de var. Oradan da teknikerler yetiştiriyoruz. Birisi tespit, arıza tespit, kullanımın sürdürülebilmesini sağlıyor. Diğeri de kullanıyor. Bunun yanında bir de laboratuvar teknolojisi programını, şimdi laboratuvar teknolojisi bütün alanlarda, sağlıkla ilgili bütün alanlarda, bu çevre sağlığı da olabilir. Çevre sağlığı da olabilir. Yani toprak, hava kirliliği vesaire, bunlarla ilgili cihazların kullanılmasını da Tarım Bakanlığı'nda mesela laboratuvar teknolojisi teknikerleri kullanabilirler. Bunların yetiştirilmesi bizim için önemli. Bir yeni çok farklı otopsi yardımcılığı programımız var. Otopsi yardımcılığında sağ olsun Sevil Hanım bu konuda adli tıpta, Sevil Atasoy hocamız adli tıpta konuyla alakalı tecrübelerini öğrencilerine aktarmak üzere ve adli tıpta ve histoloji laboratuvarlarında, patoloji laboratuvarlarında çalışabilecek elemanların yetiştirilmesi konusunda altyapısını, ders programını hazırladığımız bir otopsi yardımcılığı programı var. Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği var ki bu da tabii ki hastanelerde bilgisayarın, teknolojinin kullanılmasını, dijital ortamın kullanılması, oluşturulmasında hasta bilgilerinin depolanması, muhafaza edilmesi, korunması, bu açıdan bu işleri bilebilecek altyapısı olanları yetiştirmek istiyoruz. Eksikti bu. Evet. Eksiğimizi tamamladık. Bir de sosyal güvenlik programı var. Yani sosyal güvenlik programı da SGK uygulamalarında yetiştirebileceğimiz ve onların çalıştırabileceği Türkiye'de çok yaygın bu şeyler, kurumların hizmet alanları. Oralarda çalışabilecek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çevre sağlığı programı var dediğimiz gibi. Evde hasta bakımı programı var. Evde yani hasta bakımı. Birbirinden çok farklı programlar var. Hepsi sağlık hizmetleri çatısı altında ama evde hasta bakımından çocuk gelişimine, işte tıbbi çocuk bakımına, korumaya kadar. Yani her biri birbirinden çok farklı. Tabii burada önce kişilik özellikleri çok önemli. Nasıl bir iş yapmayı düşünüyor değil mi? Bunları da karar İşte buna göre tercih edecek. Çocuklarla mı bir arada olmak istiyor? İşte yaşlılara mı daha çok yardımcı olmak istiyor? Daha çok cihaz kullanımıyla ilgili mi yatkınlığı var? Bunları düşünecek. Peki hocam, seçerken, tercih ederken bunları düşünecek. Şimdi bu tercihlerini yaptıktan sonra üniversiteye geldiğini düşünelim bir öğrencinin. Sonra onu neler bekliyor hocam? Böyle hızlıca alacak olursak, yani bir programı okuyor. Ondan sonra nasıl şansları, imkanları var? Başka neler yapabiliyor? Yani kendini daha ne kadar geliştirebilir? Çok güzel imkanlar var. Evet hocam. Bir defa geldi, mesela bu tercihlerinden bir hata yaptı. Olabilir. Tercih hatası yapabilir. Bizim bu 37 normal öğretim programımız ve nasip olursa işte 18'de ikinci öğretim programımız arasında, programlar arasında yatay geçiş imkanı var. Eğer birini geldin, kararını değiştirmek istiyorsun, bir başka programa yatay geçiş yapabilirsin. Tabii bunun şartları var yönetmeliğimizde. Disiplin cezası almamış olmak son derece önemli ve sınıfın ilk %10'una girmek,
ikinci öğretimden normal öğrete geçmek için gerekli yönetmelikte ifade edilen şartlar var. Yani belli kriterleri yerine getirirse başka bir programa geçebiliyor. Başka bir programa geçecek, başka bir diploma, istediği diploma sahibi olacak. Bu programlardan bir tanesi ilk ve acil yardım ama o Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu kurallar var. O bizim kurallarımızın yani yönetmeliğimizin dışında boyuyla ilgili, sağlığıyla ilgili bu işi yapabilecek kişilerin yani bedensel olarak yapabilecek kişilerin tercihi oluyor. O bizim dışımızda. O şekilde olursa ilk ve acil yardıma da geçebilir. Onlara uyarsa zaten yatay geçiş yapabiliyor. Peki dikey geçiş imkanı da var değil mi hocam? Şimdi tabii önce şunu söyleyeyim. Üsküdar Çarşı Yerleşkesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi var. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin içinde bizim gerçekten son derece önemli 6 tane şeyde programda dikey geçiş imkanımız var. Bunlardan bir tanesi çocuk gelişimi. Bizde de var bu çocuk gelişimi. Hı hı. Yani başarılı öğrenciler 2 yıllık ön lisans eğitiminden sonra çocuk gelişiminde çocuk gelişimi lisans eğitimine geçebilirler. Bu imkan var. Evet. Tabii Üsküdar Üniversitesi'nin öğrenci merkezliliği ve öğrenciye maddi imkanları sunan bursları ile ayrı bir yeri olan bir kurum olmasının getirdiği avantajlarla birlikte ön lisanstan lisans eğitimine geçebilir. Fizyoterapi böyle, gıda teknolojisi böyle, iş sağlığı ve güvenliği, odyometri, sağlık kurumları, işletmeciliği, sosyal hizmetler. Bu 6 program 2016-17 eğitim öğretim yılı itibariyle dikey geçiş başarılı öğrencinin dikey geçiş yapabileceği programlardı. Ama bunun ötesinde perfüzyon bölümüyle ilgili bir Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde lisans programı açıldı. Evet. Ve bu buna bağlı olarak da perfüzyon programındaki öğrencilerimizin de başarılarına bakarak bir dikey geçiş yapma imkanı olacak. Ben buna seviniyordum. Çünkü yani, bazı problemlerimiz vardı. Onları bu şekilde aşacağız. Yani çok tekrar altını çizmek gerekirse hocam, 2 yıllık perfüzyon tekniklerinde başarılı olan bir öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki perfüzyon bölümüne dikey geçiş yapabiliyor. Yani 2 yıllık bir okula giriyor ama sonra 4 yıllık fakülte lisans mezunu olabiliyor. Ya, akademik kariyer yapabiliyor ondan sonra. Yüksek lisans yapabiliyor, doktora yapabiliyor. Evet. Yani ben 2 yıla karar vermiştim ama benim gönlüm şunu da yapmaktı. Şu yani lisansı bitirmekti, ardından üniversitede kalmaktı, akademik hayata devam etmekti diye düşünüyorsa bu imkan Üsküdar Üniversitesi'nde 7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun 7 programında var. Evet. Bu güzel bir imkan. Bu güzel bir imkan. Ya öğrenci arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Tabii ki yüksek notların hiçbir zararı olmaz. Her zaman iyi. Yani diploma notu olarak da iyi. Evet. Ama böyle bir karar da verirlerse bir dikey geçiş yapmak için bunu en baştan tabii notlarını yüksek tutmaları gerekiyor. Çok da zor olmasa gerek. Çünkü severek girdikleri bir program olunca veya önlerinde hayal ettikleri bir okul olduktan sonra ve ardından güzel bir meslek. Yani bu yapılabilecek bir şey. İnşallah onlar da böyle hedeflerini biraz yüksek tutarlar. İnşallah. Tabii herkesin kendi tercihleri var. Bazıları şu an çalışırken ikinci öğretim olarak geliyorlar değil mi hocam? Yani kariyerlerinde... İkinci öğretim çok önemli. Evet, ileri gidebilmek için çalışanlar da tabii üniversiteyi tercih ediyorlar. Tabii merkezi bir konumda da olduğu için işten rahat gidip gelmeleri de önemli bir avantaj oluyor. Onlara da faydası oluyor tabii, değil mi hocam? Bu açıdan ikinci öğretim, hatta ikinci öğretim şimdi sanıyorum lisans öğretimi yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki öğrencilerimizin normal Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ikinci öğretim yok. Ama Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda ikinci öğretim var. Onlar ikinci öğretimden biraz sonra değinmek istiyordum zaten, o da geldi. Çift anadal meselesi. Bahsedelim hocam hızlıca çünkü. Çift anadal yeni çıkardı YÖK bunu yönetmelikte değişiklik yaparak. Zaten lisans bölümünden yani bir lisanstan diğer lisansa belli bir süre içerisinde ki bu lisans eğitiminde belirlediğimiz biraz önce sizin de konuştuğumda ifade ettiğim 40 AKTS müştereklik dersler açısından. Biz bunu eğitim komisyonunda da konuştuk.
ön lisansa lisans bölümünden ön lisansa çift ana dal için şey yapabilecek. Öğrenci müracaat edebilecek. Evet. Bunu bizim de öğrencilerimiz yapabilir. Biraz önce yatay geçiş diye ifade ettik ya. Evet. Çok başarılı öğrenciler gene başarıya bağlı olarak belli bir yüzde belirlenecek. Belirledik aşağı yukarı. Yani önümüzdeki eğitim öğretim yılında muhtemelen bunlar netleşecek. Belli sayıda öğrenciler ki başarılı olanların mesela bizim gördüğüm maşallah yani bir kızımız 4 üzerinden mezun olmuş zaten puanı. 3.97 üzerinden ikinci olmuş. 3.98 üzerinden başarılı öğrencilerimiz var. Yani bunların okurken çift ana dal yapması sorun değil. O sorunu halledecek YÖK'ün getirdiği yönetmelik değişikliğiyle altyapımız da hazır. Belli bir sınıf kapasitesine bakarak. İnşallah bu şekilde de sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu hazırlanıyor önümüzdeki yıla. Yani 2017-18 eğitim öğretim yılında bu 55 program olacak ama Seyhan Hanım. Ayrıca bizim YÖK'ün açılmasına izin verdiği ama şu anda ya diğer üniversitelerdeki doluluk oranlarına bakarak ya da öğretim üyesi durumuna bakarak bunun henüz daha açıldı. Öğrenci almasına müsaade etmediler. Denizci sağlığı. Denizci sağlığı. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Evet. Biyomedikal cihaz teknolojisinin, gıda teknolojisinin programlarının, tıbbi ve aromatik bitkiler programlarının ikinci öğretimleri de açıldı. Açıldı. Evet. Öğrenci gelecek sene inşallah durumuna göre kabul edeceğiz. O zaman şöyle diyebiliriz hocam, toparlayacak olursak Üsküdar Edu.tr adresinden, web sitesinden Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmet Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları hakkında detaylı bilgi alınabilir. Ancak ondan da iyisi ayın 26'sına kadar lütfen öğrenciler, adaylar üniversiteden bizzat gelip bilgi alsınlar. Daha detaylıca konuşulabilir diyelim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir şey daha ilave edeyim. Mesela biz bu yeni açılan programlar için ilana çıktığımızda öğretim görevlisi almak üzere ilana çıktığımızda 8 program için 300 müracaat oldu. Biz o 300 müracaat içinden en iyilerini seçmeye çalıştık. Tabii. Liyakata önem veriyor. Üsküdar Üniversitesi ve sağ olsun rektörümüzün de tavrı bu, tutumu bu. Liyakatlı olanları biz eğitim kadromuza ilave edeceğiz ve güzel onlarla bir akademik kadro var diyorsunuz. Evet, onlarla bakın çok tercih var. Üsküdar Üniversitesi'ni çok tercih ediyorlar. Hem öğrenciler hem de mezun olmuş yetenekli olan insanlar tercih ediyor. Evet. Bu kadroyla inşallah 2017-18'de sürdüreceğiz hizmetimizi. Üsküdar ailesinin başarı sırrı da buradan kaynaklanıyor demek. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de hocam, teşekkür ederim. Bilgilerden dolayı. Sağ evet, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Profesör Doktor Sayın Şefik Dursun konuğumuzdu. Genel olarak kendisinden bilgiler aldık. Önümüzdeki programlarda da tek tek her program hakkında hocalarımızdan bilgiler sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Üsküdar Üniversitesi Televizyonu Facebook sayfamızdan da ulaşabileceğinizi ve sorularınızı iletebileceğinizi tekrar hatırlatalım. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından tekrar devam edeceğiz.